Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarının yıllık izinlerinin iptal olduğu duyuldu. Peki halk sağlık çalışanlarının bu kadar aralıksız çalışması üzerine yıllık izinlerinin bile iptal olmasına ne tepki veriyor? Bence izin almalılar yani. Yoruldular artık. Yani ben o fikre katılmıyorum. Birazcık dinlensinler orada. Dönüşümlü çalıştırılsınlar. Sağlık çalışanları çok yoruldu. Bana göre yanlış. Tabii ki hakları var. Personel alsınlar ya. İstihdam açsınlar biraz sağlık. Binlerce bekleyenler var. Nerede bu insanlar? Niye almıyorlar? Hep aynı insanların üzerine yüklenir mi bu yük? 24 saat görev ya. Evinde çoluğunu çocuğunu göremiyor insanlar. Yazık, günah değil mi? Ha, şu anda hiç kimse bizim kadar dikkat etmiyor ve bizim kadar kimse yorulmadı. Artık sağlık çalışanları isyan etme derecesine geldi. Ben dün akşam nöbetçiydim. Çok inanılmaz yorgunum ve insanların duyarsızlığı beni daha çok çıldırtıyor. Ne söylerseniz söyleyin, yani ne anlatırsanız anlatın, izah ediyorsunuz tek tek, onların anlayabileceği şekilde, anlayabileceği düzeyde. Ama inanın kimse sizi dikkate almıyor. Sadece biz yorulduğumuzla kalıyoruz. Yani hepimiz, bütün sağlık çalışanları insan. Bizim acımız da var, tatlımız da var, hastamız da var, ailemiz de var. Ama bunlarla ilgili hiçbir şey yapamayacağız şimdi. Bizi insan değilmişiz, robotmuşuz gibi düşünüyorlar. Herkesin izne ihtiyacı var. O kadar çok insan var ki bu aylarda alıp da en azından dinlenmek için. Zaten tatil yapma gibi bir şansımız yok. Olmuyor bu ekonomik şartlarda aldığımız ücretlerle ilgili. Şu anda gerçekten çok kötü durum. Yani moral bozukluğu bir ayrı. İzin alamıyorsunuz ve tamamen idarecilerin eline kaldınız. İdareci eğer insafa gelirse belki size verir. Ve çoğunluğumuz aynı bulunduğumuz şehirde ailelerimiz yok. Herkes gurbette. Çok ciddi sıkıntı. Bilmiyorum sonu ne olur. Ama çok kötü. Yani gerçekten bizler açısından da kötü. Halkım için daha çok üzülüyorum. Çok bilinçsizler. Bilmiyorum ne olacak. Vallahi düşünen yanlış düşünmüş. Bence yanlış yapmışlar. Yıllık izni bir insanın emek karşılığı. Onu kullanması lazım bence. Sözleşmeli çalışan sağlık personellerinin bu sene kullanamadıkları izinleri bir dahaki seneye devretmediği için izinlerin ne olacağı akıllarda soru işareti bıraktı. Vallahi sağlık çalışan olsaydım ben bu bir cinayet derdim. Başka bir şey demem yani. Bu konuyla ilgili bir şey yapılmalı mı? Ya mutlaka yapılmalı. Şayet onlar insansa insanca yaşama hakkı verilmeli. Maalesef yani sağlık çalışanlarını gördükçe, hastaneye gittikçe, onların fedakar çalışmalarını gördükçe ve yapılan bu reva görülen hareketi gördükçe isyan ediyoruz. Yeni normalleşme ile birlikte parklar, eğlence mekanları, AVM'ler açıldı. Herkes yeni normal hayatına geri döndü. Bunun üzerine virüsün yayılma hızı ilk olduğundan daha da arttı. Ben de veteriner hekimim. Sağlık çalışanlarının durumunu iyi biliyorum. Öyle bir şansı yok kimsenin ama maalesef burası Türkiye'de bu şekilde yapılıyor işlemler. Bu kararı alırken de sağlık çalışanları mağdur etmeden maddi ve manevi kayıplarına da çözümler üretilmeli. Sadece bir kararı alındığı zaman bütün sağlık çalışanlarının sırtına yüklenmiş oluyor. Yan çalışmalarla bunların desteklenmesi gerekir. Mesela ek ödemeleri artırılabilir. Yüzdelik oranlarda değil ama belli bir tutarda. Şu kadroda olana bu kadar vereceğiz. Bu kadroda olana bu kadar vereceğiz. Yani birisi atıyorum 100 lira alırken öbürü 1000 lira almamalı. Yani en alttakinden temizlikçiden en üstteki doktoruna, başhekimine kadar belli oranlar belirlenmeli. Net rakam olarak bunun üzerinden dağıtımı yapılmalı. Sadece mağduriyet çalışanın üstünde kalmaması gerekiyor. Yorulan sağlık personelinin yıllık izinlerinin iptal edilmesi halk tarafından da büyük tepki gördü.